Haftanın ikinci günü vişneli ayva tatlısı. Ayvamız güzel pişmemiş. Kesilirken de çok zor kesildi. Yerken de hıtır hıtır hıtır. Ayvanın cinsiyle olabilir. Bazı ayvalar gerçekten çok zor pişiyor. Lezzetlendirebilmiş, lezzeti çıkmış ama bence bir 10 dakikası falan varmış. Altındaki sosunun kıvamı da çok güzel. Ayvanın rengi de güzel. Ama yeterince pişmemiş. Bu ayva bayağı yumuşamış, hatta dağılmış. Bu pişmemiş. Bir gibi. Nasıl öyle oldu anlamadım aynı tencerede. Yani böyle güzel bir tadı yok. Onun mesela çok güzel bir lezzeti vardı. Bunda böyle ekşilik var. Güzel. Belki bu ayva çok yumuşak mıydı, geçiyor muydu? Öyle bir şey olabilir. Sosu da bayağı cıvık. Bayağı. Bu tabağın bir kere tadı hoşuma gitmedi. Biri aşırı dağılmış, biri de pişmemiş. Nasıl becermiş bunu hiç anlamadım. Ama beğenmedim bu tabağı. Üçüncü tabağımız. Sonunda güzel bir ayva bulamayacağım diye korktum. Bayağı güzel pişmiş bir ayva. İkisi de pişmiş. Öbürüne de çatal batırdım. Rengi çok iyi geçmiş. Vişnenin rengi. Ben bunun sosunu da çok beğendim. Şu altta yaptığı sosu. Ya kıvamını falan da beğendim. Bence üç tabaktan en iyisi bu. Vişnenin güzel böyle o ekşiliği falan da güzel yakışmış. Beğenerek bırakıyorum. Son tabağıma geçiyorum. Ben anlamadım. Bayağıdır da ayva tatlısı yapmıyorum. Ayva çok geç pişiyordu diye hatırlıyorum. Bu ayvamızda da sertlik var. Lezzetini oturtmuş Allah'tan. Yani fena değil, kıvama gelmiş ama hırt hırtlık var. Güzel, ikisi de eşit pişmiş. Sosunun kıvamı da güzel, rengi de güzel. Bence mükemmel tabaklar yok. Daha iyi sonuçlar bekliyordum. Kolay bir tatlı çünkü. Hadi puanlayalım. Şimdi görüyorum ki hepsini yedikten sonra şu tabak ortalama bir tabak. 3 puan, onun dışında hiçbir sıkıntısı olmayan bir tabak. O yüzden 3 puan alsın. En zayıf halkamız bu. Sosu da aşırı cıvık. Bir tanesi dağılmış, bir tanesi pişmemiş. Lezzeti hiç yok. 1 puan. Günün yıldızı. Böyle taçlı bir yıldız olmasa da içlerinde ayvasını en çok pişiren tabağımız ve sosunu en güzel yapan tabağımız. Üçüncü tabak 5 puan. 1'e 3 verdiysek buna da 3 verelim. Çünkü çok benzer kusurları var. İkisinin de lezzeti, görüntüsü yerinde. Hadi öğrenelim bakalım kimlere kaç puan gitti. İlk 3 puanla başlayalım. Acaba ilk 3 puanımız kime gidiyor? Gülenay'a gitmiş. Hadi Gülenay. Hadi Gülenay, burada daha önce yarıştığı için aslında burayla ilgili tecrübesi var. Hemen adapte olursa da gerçekten diğerlerinin ayağını kaydırabilir Gülenay. Bakalım ikinci üçümüz kime gidiyor? İkinci 3 puanımız burada. Acaba onun sahibi kim? Yeşim'cim. Aleyna mı yoksa Tuğba mı? Sıkı durun. Nasıl başarmış bilmiyorum. İçlerinde ayvasını en pişiren gelinimiz, bu gelinimiz demek ki bu sürede pişebiliyormuş. Hadi bakalım kim çıkacak? Tuğba. Artık Aleyna mı çıkacak diye böyle bir o şeyle açıyorum. Aleyna şaşırtıyor. Bazen de böyle de şaşırtıyor. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Oo! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyna!
altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Gerçekten. Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. Yeşil. Üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzelmiş.